Avusturya Alplerinin eteklerinde ülkenin en temiz göllerinden biri yer alıyor. Traunsee diye adlandırılan göl adını eteklerinde uzandığı Traunstein Dağı'ndan alıyor. Bu gölün suyu içme suyu kalitesinde. Bu yöre bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğiyle tam bir biyolojik yaşam alanı. Dolayısıyla alışılmadık balık lezzetlerini de barındırıyor. Traunsee'nin suyu çok temiz ve durudur. O nedenle balıkların kalitesi de yüksektir. Balık çeşitleri arasında en özel olanı da Riedling diye adlandırılanı. Çünkü bu balık sadece bu gölde var. Riedling 40 ila 60 metre derinlikte yaşıyor. En fazla 20 santimetrelik bir uzunluğa erişen balığın çok da yoğun bir tadı var. Balıkçı Poyger yakaladığı balıkları daha sonra Orç Şatosu'na satıyor. Etrafı sularla çevrili yaklaşık 1000 yıllık bu şatoda Orderstab adlı ünlü bir restoran hizmet veriyor. Taze tutulmuş balıklar restoranın bahçesinde odun ateşinde pişiriliyor. Balıkları bu şekilde pişirmek çok geleneksel bir yöntem. Bu eski balıkçıların karın doyurma biçimi. Günümüzde bizim için önemli olan balıkların taptaze müşterinin önüne gelmesi. Sadece kaba tuz kullanıyoruz, tamamen doğal yani. Riedling pişerken kurumasın diye odun ateşinde çok kısa bir süre tutuluyor. Ardından da soğumasına fırsat bırakılmadan servis ediliyor. Tabii ki yanında bir bardak birayla birlikte. Eskiden bu şato Avusturya'nın soylu Habsburg hanedanına aitti. Şimdi ise tavanı yüzlerce yıllık bu tarihi ortamda gayet modern ve yaratıcı bir biçimde yemek hazırlanıyor. Restoran kırsaldan çok modern bir mutfağa sahip. Şimdi mutfakta oğlum aşçılık yapıyor. Farklı düşünen, değişik bir felsefeye sahip, dinamik genç kurtlardan. Mutfağın genç şefi Christoph Parzer, Riedling'i çok daha modern bir şekilde hazırlıyor. Gölün özel balığından farklı bir yemek, bezelye ve kıvırcık lahanalı fileto ortaya çıkarıyor. Önemli olan insanın kendi yaratıcılığını kullanabilmesi, başkalarının çizgisini takip etmeden kendine özgü bir şey yaratmak bir aşçının imzasıdır. Balık önce kaba tuzla tuzlanır, ardından unlanır ve zeytinyağında kızartılır. Balığın bir tarafını pişirmeniz yeterli, hatta mümkünse derinin bulunduğu tarafı. Aksi halde balık çok çabuk kuruyuverir. Kıvırcık lahana ise biraz tuz, karabiber ve muskatla birlikte krema içinde hafif kavrulur. Önceden hazırlanmış bezelye püresi de ısıtılır. Biz mevsime uygun yemek yapmaya büyük önem veriyoruz. Kıvırcık lahana da mevsim ürünü. Renk açısından bezelye ile kombinasyonu da harika. Yemeğin göze de hitap etmesi için bezelye püresinin üzerine malzemeler özenle yerleştirilir. Yöresel ürünlerden yemekler hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da aşçılıkta büyük bir zevk veriyor. Çünkü elinizde taze sebze varsa gerçekten harika şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Orç Şatosu'nda hazırlanan Traunsee'nin özel balığı Riedling'in modern tadını tüm bu işlemler bittikten sonra yaklaşık 100 yıl önce Avusturya İmparatoru Franz Joseph'in akşam yemeklerini yediği salonda çıkarmak mümkün.